Merhaba gençler. Ben fizik öğretmeni Erkan. Bugünkü fizik dersimize başlıyoruz. Hadi başlayalım. Bugünkü konumuz kuvvet ve hareket ünitesinin vektör ve kuvvet konusu. Sadece bir sayı ve bir birimle ifade edildiğinde anlam kazanan büyüklüklere skaler büyüklük denir. Mesela 30 kilogram, 25 santim gibi şeylerle her tip bilgiyi ifade edebiliyoruz demektir. Bunların büyüklüklerine skaler büyüklük denir. Birisi kütleyi, birisi uzunluğu gösteriyor gençler. Her ikisi de skaler bir büyüklüktür. Şimdi fizikte bazen de öyle büyüklükler var ki bu ikisi yetmeyecek. Anlam kazanabilmesi için sayı ve birimin yanında yönün de belirtilmesi gereken büyüklüklere de vektörel büyüklükler denir. Mesela kuvvet böyledir. Hız, ivme, momentum gibi büyüklüklerin hepsi vektöre büyüklüklerdir. Yani yönün önemli olduğu, yönü olan büyüklükler anlamına gelir. Skalar olan büyüklüklerde ise yön yoktu, yön önemli değildi. Sıcaklık, ısı, enerji, basınç gibi olan büyüklükler de skalar büyüklüklerdir. Daha sonra yere geldikçe bunları zaten ben size hatırlatacağım gençler. Şimdi vektörlerin özelliklerinden başlayalım. Vektör nedir? Önce onu bir söyleyelim. Yönlendirilmiş doğru parçasına vektör denir. Yön olacak, doğru parçası olacak ki vektör olabilsin. Bir vektörün 3 tane temel özelliği vardır. 3 tane temel özelliği. Onun kendisine has bütün kimlik özelliklerini taşımasını sağlayan 3 tane temel özelliği vardır. Nedir bunlar? Birincisi şiddet, yani vektörün uzunluğu. İkincisi doğrultu, yani vektörün üzerinde bulunduğunu düşündüğümüz doğrunun kendisi. Üçüncüsü ise yön, vektörün ok tarafının gösterdiği yön, doğrultu. İle yön birbirine karıştırılmasın lütfen. Doğrultu farklı bir şeydir, yön farklı bir şeydir. Birinde üzerinde bulunduğunuz doğrunun kendisini kastediyoruz, doğrultudan. Derinde ise tarafı gösteriyor. Hangi taraf? O taraf mı, bu taraf mı? O taraf mı, bu taraf mı? Ne taraf? Hangi taraf olduğunu gösterdiğiniz zaman yön, hangi yol, hangi çizgi üzerinde olduğunu gösterdiğiniz zaman da doğrultu olmuş olacak. Vektöre büyüklükler ilgili büyüklüğü simgelen harfin üzerine ok işareti konarak gösterilir. F mesela kuvvettir. Kuvvet vektöre büyüklük olduğundan dolayı üzerine ok işareti yazıyorsunuz. Bu üzerindeki ok işaretinin o vektörün yönüyle hiçbir ilgisi yok. Bu vektör sağa doğru, sola doğru, yukarı doğru, aşağı doğru her yönde olabilir ama bunu sembolize ederken hep harfin üzerinde minik sağa doğru bir kuvvet göstermiş olacaksınız. O kadar. Bunun kuvvetin kendi, vektörün kendi yönüyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu tekrar hatırlatayım. Evet, doğrultu neydi? Vektörün üzerinde bulunduğu çizgi. Bakın şu çizginin adı doğrultudur. Çünkü vektör bu çizginin üzerinde. Gençler. Vektör nereden başlamış? Burada başlamış. Burada bitmiş. Yön ise vektörün okun gösterdiği taraf. Şu da yöndür. Ne tarafı gösterir işte? Sağ yukarıyı göstermiş oluyor veya sol aşağı göstermiş oluyor. Bunlar da yön. Doğrultulu yön eş anlamlı kelime değildir. Aynı kavramlar değillerdir. Arada farkları var. Buna dikkat edin. Sorularda hata yapmamıza sebep olabiliyor. Peki doğrultu deyince ne olduğunu anladık. Aynı doğrultu, aynı yön, aynı şey bunlar birbirinin aynısı değil. Bunu hatırladık. Şimdi bir şeyi daha vurgulamamız gerekiyor gençler. Aynı doğru üzerinde bulunan vektörlerin doğrultuları aynıdır. Aynı doğru, aynı vektör, aynı doğrultu demektir. Mesela şurada bakın buna A vektörü diyelim. Buna da B vektörü diyelim. Bu vektörler aynı doğrultu üzerinde. Aynı doğru üzerinde. Aynı çizgi üzerinde. Bunların doğrultuları aynıdır. Biri sağ tarafı gösteriyor, biri sol tarafı gösteriyor. Önemli değil, o yön. Doğrultu değil o. İkinci bir özellik ise paralel çizgiler üzerinde bulunan vektörlerin doğrultuları aynıdır. Mesela şurada bir C vektörü var. Bu C vektörü ile A vektörü aynı doğrultudadır. B vektörü ile C vektörü aynı doğrultudadır. Yani A, B, C vektörlerin doğrultuları aynı demektir. A ile B aynı çizgi üzerinde olduğu için A ile C veya B ile C birbirine paralel çizgiler üzerinde oldukları için
doğrultuları aynı demektir. Evet, bir tane uygulama yapalım. Koordinat sisteminde şöyle bir vektör var. Bu vektörün 4 tane özelliğini söyleyeceğiz ki 3 tanesi temel özellikti. Onlar da şunlardı. Şiddet, doğrultu, yön. Bunlar temel özellik. Uygulama noktası temel özellik değil. Sahip olduğu özellik ama temel özellik değil. Bunu değiştirebiliyoruz çünkü. Ama diğer 3 tanesini değiştiremezsiniz. Evet, bu P vektörünün uygulama noktası neresi? Nereden başlıyor? O noktasından. Güzel. Peki şiddeti, yani uzunluğu ne kadar? P vektörün uzunluğu ne kadar? 1, 2, 3. 3 birim. Peki doğrultusu, yani bu P vektörü hangi çizgi üzerinde? X çizgisi üzerinde. X doğrultusu üzerinde demektir. Peki bu vektörün oku hangi tarafı gösteriyor? Sağ taraf mı, sol taraf mı, yukarı mı, aşağı mı? Artı X tarafını gösteriyor. Bu da yön demektir. Bakın şuradaki işaret artı ya da eksi olursa yön göstermiş oluyor. Bu olmadan X diye yazarsanız o da doğrultu olmuş oluyor. Evet, vektörlerin uzunlukları, yani büyüklükleri gençler, iki şekilde gösterilebilir. Birincisi, vektöre büyüklüğün üzerine ok işareti yazmazsanız eğer bu vektörün büyüklüğünü ifade eder sadece. Mesela hız vektöre bir büyüklüktür. Üzerine ok işareti olması gerekiyor tıpkı şurada olduğu gibi. Eğer böyle yazarsanız bu hızın büyüklüğü anlamına gelir. Hız vektörün uzunluğu, hız vektörün değerinin ne kadar olduğunu gösterir. Bu V eşittir 105 km bölü saat, hız vektörün büyüklüğü anlamına gelir. Başka bir şekilde de gösterebiliriz hız vektörünün büyüklüklerini. O da nedir? Hız vektörünün etrafına iki tane çizgi çizersiniz. Yani mutlak değerde gösterirseniz eğer, bu da hız vektörünün büyüklüğü anlamına gelir. Bu da 105 bölü kilometre bölü saat. Yani şu ve şu ikisi aynı şeyi belirtiyor. Buna dikkat edin. Eşit vektör. İki vektörün birbirine eşit olabilmesi için 3 temel özelliğinin de aynı olması gerekiyor. Neydi o temel özellikler? Yön, doğrultu ve şiddetler aynı olması gerekiyor. Bunlardan biri bile farklı olursa ya da değişik olursa o zaman o iki vektör birbirine asla eşit olamaz. Eşit vektörler yazılırken mesela A vektörü eşittir B vektörü diye yazılır. Bakın üstüne ok işareti yazıyorsunuz, mutlak değer yapmıyorsunuz. Bununla bu aynı anlama gelmiyor. Mesela A vektörü mutlak değer eşittir B vektörü mutlak değer. Bu A vektörünün uzunluğu ile B vektörünün uzunluğu eşit demektir. Burada ise A vektörü ile B vektörü eşit demektir. O zaman burada ne demektir? 3 temel özelliği aynı. Bu ne demektir? Sadece uzunlukları aynı demektir. Arada böyle bir fark var. Buna dikkatinizi çekiyorum. Evet, şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 vektörden hangileri eşit vektördür? 2 vektörün eşit olabilmesi için 3 temel özelliği aynı olmalıydı. Neydi onlar? Yön, başka, doğrultu, başka bir de şiddet. Yani uzunluklar aynı olması gerekiyor. K 2 birim, L 2 birim, N 2 birim, P 2 birim, M 2 birim. Hepsi 2 birim. Hepsinin şiddeti aynı. O zaman hepsi olabilir. Devam ediyoruz. Doğrultuları aynı olmalı. Doğrultuların aynı olması için ya aynı çizgi üzerinde olmaları gerekiyor ya da birbirine paralel çizgiler üzerinde olması gerekiyor. Burada birbirine paralel olanlar hangileri? Mesela K ile L birbirine paralel. Bunların doğrultuları aynı demektir. Ama yönleri farklı. Biri yukarı gösteriyor, biri aşağı gösteriyor. Bu ikisi birbirine eşit vektör olamaz. M ile N birbirine paralel. Ama bunların yönleri farklı. Biri sağa gösteriyor, biri solu gösteriyor. Bunlar da birbirine eşit olamaz. N ile P, N ve P bunlar birbirine eşit olabilir. N vektörü eşittir P vektörü diyoruz. O yüzden cevap N ve P vektörler olacak gençler. Devam edelim. Zıt vektör. İki vektörün birbirine zıt olması için ise iki şeylerin aynı, bir şeyin farklı olması gerekiyor. Yönleri zıt, doğrultu ve büyüklükleri aynı olan vektörlere zıt vektör denir. Yani zıt vektörler arasındaki tek fark yön farkıdır. Yoksa doğrultuları aynıdır,
şiddetleri, büyüklükleri de aynı demektir. Bunlar yazılırken de gençler, zıt vektörde yazılırken A vektörü eşittir eksi B vektörü veya B vektörü eşittir eksi A vektörü şeklinde yazılır. Bakın A ile B'nin arasındaki tek fark buradaki eksi işaret, B ile A'nın arasındaki tek fark buradaki eksi işarettir. Bu da yönlerin farklı olduğunu gösteriyor. Ama onun dışındaki şeylerin aynı olduğunu ifade eder gençler. Tekrar edelim. Eğer şöyle yazarsanız A vektörü eşittir eksi B vektörü. Bu ne demektir? A vektörün uzunluğu ile B vektörün uzunluğu birbirine eşit, yönleri farklı demektir. Tamam mı? Ama bu doğrultuların aynı olduğu anlamına gelmiyor. Ama böyle yazarsanız eğer bu iki vektör zıt vektör demektir. Ya da bu şekilde yazarsanız bu iki vektör zıt vektör demektir. Böyle yazarsanız bu iki vektör zıt vektör olmayabilir. Çünkü bunlar sadece uzunlukları göstermiş oluyor. Şuradaki mutlak değer işaretleri. Evet, buradaki hangi vektörler zıt bakalım. İki vektörün zıt olabilmesi için doğrultular aynı olacak. Şiddetleri aynı olacak. Sadece yönleri farklı olacak. Yönleri ters olacak birbirine. Doğrultuların aynı olması için ise ya aynı çizgi üzerinde olacaklar ya da birbirine paralel çizgiler üzerinde olacaklar. Şimdi doğrultuları aynı olanlar K ile L paralel, M ile N paralel, N ile P paralel, M ile P aynı çizgi üzerindeler. Dolayısıyla bu şekilde birbirine bağlantı kurabiliriz. Ama zıt olabilmesi için yönleri farklı olmalıydı. O zaman K vektörü ile L vektörü birbirine terstir. Çünkü bu da 2 birim, bu da 2 birim. Birbirine paralel olduğu için doğrultular aynı. Bir yukarı gösterir, bir aşağı gösteriyor. O yüzden bu şekilde ifade edilebilir. K vektörü eksi L vektörüne eşit demektir. Bu K vektörü ile L vektörü zıt vektör demektir. Yine aynı şekilde gençler M ile N de M vektörü eksi N vektörü şeklinde yazılabilir. M ile N zıt vektör anlamına gelir. Şiddetleri aynı. Bunlar birbirine paralel. Doğrultuları aynı. Sadece yön farkı var. Bu da onu zıt vektör yapar. Ama şuradaki N ile P zıt vektör değil. Hem doğrultuları hem yönleri hem de şiddetleri eşit olduğu için bu ikisi birbirine eşit vektördür. Unutmayın. Bunu zaten bir önceki soruda yapmıştık. Vektörlerin taşınması güzel bir özelliktir. Çok işimize yarayan bir özelliktir. Vektöre büyüklükler 3 temel özelliğine dokunmadığınız sürece bir yerden başka bir yere taşınabilir. Yani başlangıç noktasını değiştirebilirsiniz. Ama 3 temel özelliğe dokunmayacaksınız. Neydi o 3 temel özellik? Hatırlayalım. Doğrultu, yön ve şiddet. Doğrultusunu değiştiremezsiniz. Yani paralelini bozamazsınız. Yönünü değiştiremezsiniz. Gösterdiği tarafı farklı yere alamazsınız. Bir de uzunluğunu değiştiremezsiniz. Büyütemezsiniz ya da küçültemezsiniz. Bunu üçünü yaptığınız zaman bir vektörü alıp başka bir yere taşıyabilirsiniz. Mesela O1 noktasındaki K vektörünü O2 noktasına taşıyabilirsiniz. Burası da 2 birim. Burası da 2 birim. Bunlar birbirine paralel. Gösterdikleri taraf da aynı. O yüzden taşınabilir. Ya da O1 noktasındaki K vektörünü O3 noktasına taşıyabilirsiniz. Bunlar birbirine paralel. Gösterdiği taraf aynı. Uzunlukları yani şiddetleri aynı. Veya O1 noktasından başlayan K vektörünü O4 noktasına taşıyabilirsiniz. Birbirine paralel. Uzunlukları aynı, gösterdiği tarafları aynı olacak şekilde çok rahat bir şekilde taşıma yapabiliriz. Evet, bir vektörü skaler bir sayıyla çarparsam ne olur? Şimdi pozitif bir sayıyla çarptığınız zaman vektörün büyüklüğü değişebilir. Değişebilir diyorum, bir ile çarptıysanız eğer değişmeyebilir çünkü. Ama yönü ve doğrultusu değişmez. Eğer büyük bir sayıyla çarptıysanız vektör büyür. Birden küçük bir sayıyla çarptıysanız vektör küçülür. Yön ve doğrultu ise değişmez. Eğer bir vektörü negatif bir sayıyla çarparsanız eksi 1 ile, eksi 2 ile, eksi 4 ile, eksi 1 bölü 2 ile, eksi 3 bölü 2 ile fark etmez. Vektörün yönü 180 derece değişir. Yani vektör ters döner. Çarptığınız sayıya göre de büyüklüğü artabilir, azalabilir ama yönü bir kere ters dönmüş demektir. Hemen bir tane uygulama yapalım. Bakın şurada bir K vektörü var. Bu K vektörünü 2 ile çarparsanız yani artı 2 ile çarparsanız
Vektörün büyüklüğünü iki katına çıkartmış olursunuz ama yön değişmez. Doğrultu zaten değiştiremezsiniz. Sadece uzunluk iki katına çıkmış olur. Bu k vektörünü 1 bölü 2 ile çarparsanız o zaman da vektörün büyüklüğünü küçültmüş olursunuz ama yön aynı kalır. Doğrultu aynı kalır. Bir vektörü eksi bir sayı ile çarpabiliriz. Şuradaki k vektörünü eksi 1 ile çarptıysam eğer sadece yönünü değiştirmiş olurum. Sağa doğru k, sola doğru k haline gelmiş olur. Bir k vektörünü eksi 2 ile çarparsanız eksi ile çarptığınız için yönü bir kere ters dönecek. 2 ile çarptığınız için de büyüklüğü artmış olacak. Bu şekilde gösterebiliyorsunuz. Bakın sonuçta ister eksi 1, ister eksi 2, ister eksi 1 bölü 2 fark etmez. Eksi 1 ile eksi 1 sayısıyla eksi 1 sayıyla çarptığınız zaman vektör öncelikle yön değiştirir. Sonra çarptığınız sayının büyüklüğüne göre vektörün büyüklüğü artar ya da azalır diyoruz. Evet, bir tane uygulama yapalım. Aynı düzlemde bulunan, aynı sayfa üzerinde bulunan KLMN vektörleri için aşağıdaki verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Yanlışı soruyor bize. Öyle değil mi? Bu ne demektir? Burada 5 tane seçenek varsa eğer 4 tanesi doğru, bir tanesi yanlış olacak. Onlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi buradaki şeylerin neyi ifade ettiğini unutmayın. Burada k vektörünün etrafında iki tane çizgi var. Bu k vektörünün mutlak değeri demektir. Vektörün uzunluğunu gösterir. L vektörün uzunluğu. K vektörün uzunluğuyla L vektörün uzunluğu birbirine eşit demektir. Bakalım öyle mi? K vektörün uzunluğu 2 birim. L vektörün uzunluğu da 2 birim. Ama biri sağ biri yukarı gösteriyor. Önemli değil. Bu zaten sadece uzunluğu gösteriyordu. O zaman bu doğrudur. L vektörü eşittir. Eksi M vektörü. Bu ne demektir? L vektörü ile M vektörü zıt vektördür. İki vektör birbirinin zıt olabilmesi için doğrultuları aynı, şiddetleri aynı. Sadece ve sadece yönleri farklı olması gerekiyor. Bakalım. L ile M'nin doğrultuları aynı mı? Evet. Neden? Birbirine paralel çünkü. Şiddetleri aynı mı? Evet. Neden? İkisi de iki birim çünkü. Yönleri zıt. Biri yukarı gösterir, biri aşağı gösterir. Bu da onu zıt vektör yapar. Bu da doğrudur. K vektörü eşittir N vektörü. Bu ne demektir? K vektörü ile N vektörü eşit demektir. Bunlar eşit vektör demektir. İki vektörün eşit olabilmesi için üç temel özelliğinin aynı olması gerekiyordu. Doğrultu, yön ve şiddet. Bakalım K ve N'ye bakıyoruz. K burada, N burada. Bunların doğrultuları aynı mı? Evet, birbirine paralel. Bunların yönleri aynı mı? Evet, ikisi de sol tarafı gösteriyor. Bunların şiddetleri aynı mı? Evet, bu da 2 birim, bu da 2 birim. O zaman bu da doğrudur. Geldik buraya. L eşittir N. Üzerinde vektör işareti var mı? Yok. Bu neyi gösteriyordu? L vektörünün uzunluğuyla N vektörünün uzunluğu birbirine eşit demektir. Anlamına geliyordu. Yani bununla şu aynı şeyi ifade ediyor. Hatırlayalım. L vektörünün uzunluğu eşittir N vektörünün uzunluğu. Evet. Dolayısıyla bakalım. L'nin uzunluğu ile N'nin uzunluğu aynı mı? Bu da 2 birim. Bu da 2 birimmiş. Evet. Bu da doğru. O zaman cevap Edirne olacak. Ama bir daha bakalım. M vektörü eşittir N vektörü. Yani M ve N eşit vektör olması gerekiyormuş. İki vektörün birbirine eşit olabilmesi için üç temel özelliğinin de aynı olması gerekiyor. Doğrultu, yön ve şiddet. Bakalım öyle mi? M ile N'nin bir kere doğrultuları aynı değil. M ve N birbirine paralel değil. O zaman bu yanlış oluyor. Aradığımız cevap da bu olmuş oluyor. Burada vektörler verilmiş. Bir takım vektörler verilmiş. Burada 3 tane bağıntı var. Eşitliklerden hangileri doğrudur? Bu sefer doğru olanı istiyor bizden. K vektörü eşittir eksi N vektörü. Bu ne demektir? K ve N zıt vektör olacak. Öyle mi? Bu K, bu da N. İki vektörün zıt vektör olabilmesi için doğrultular ve şiddetler aynı. Yönler farklı olması gerekiyor. Bir kere K ve N'nin doğrultuları aynı değil. Çünkü K ve N birbirine paralel değil. K paralel değil N, değil mi? Evet. O yüzden bir kere bu ikisinin zıt vektör olma ihtimali ortadan kalkmış oldu. Bu yanlış. Ben doğru istediğim için bir olanları çiziyorum. 2. N vektörü eşittir eksi 2 L. N vektörü L vektörünün eksi 2 ile çarpılmış haline. Eksi ile çarpmak ne demekti? Yön değiştirmek demekti. Yapalım bakalım onu.
L'yi eksiyle çarparsanız bu tarafa doğru döner. Eksi L'dir. Bunu 2 ile çarparsanız uzunluğunu 2 katına çıkarttınız demektir. Şimdi eksi 2L burası. N de burası. Bunlar birbirine paralel mi? Evet. Gösterdiği ok tarafları aynı mı? Evet. Uzunlukları aynı mı? Evet. O zaman bu doğru demektir. Geliyoruz buraya. N bölü 2 eşittir M. Bu ne demektir? N vektörünün yarısı M vektörüne eşit demektir. N vektörünün yarısı ne demektir? Şurası değil midir? Şöyle. Evet. N vektörünün yarısı M vektörüne eşit demektir. Doğru mu? Doğru. Şurası bakın. Şuradan şurası. N bölü 2. Burası da L kadar. Bunlar birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla bunlar da doğrudur. O zaman cevap ne oluyor? Edirne. Devam ediyoruz. Şimdi vektörleri ikili ya da üçlü koordinat sisteminde nasıl göstereceğimizle ilgili bir soru bu. Başlangıç noktası orijin olan şekildeki S vektörü aşağıdakilerden hangisi gibi ifade edilebilir? Başlangıç noktası burasıymış. O yüzden ne yapıyorum ben? Uç noktaların bittiği yerlerin X ve Y değerlerine bakacağım. Bunu yazarken de S vektörünü yazarken önce X değerini sonra da Y değerini yazacağım. Şimdi S vektörünün X değeri kaçmış? Eksi 5 virgül. Peki Y değeri kaçmış? 4 ya da artı 4. Dolayısıyla vektörün gösterim için böyle olacak. Cevap ne olacak burada? Cevap C olmuş olacak. Başlangıç noktası 0 olduğundan dolayı sadece okun ucunun yatay ve düşey iz düşümlerinin yerinin ne olduğunu bakmamız yeterli oluyor. Evet. Devam ediyoruz. Bu sefer 3 boyutta yani üçlü koordinat sisteminde gösterimin nasıl olduğu ile ilgili bir soru. Bir küp düşünün ya da bir oda düşünün. Odanın içinden bir köşeden diğer köşeye doğru bir vektör çizmeye çalıştığınızı düşünün. Odanızdaki mesela herhangi bir alt köşeden gözünüzün sağ tarafındaki yukarıdaki üst köşeye vektör çizdiğinizi düşünün. Bunu nasıl ifade edeceğiz? Şurası yine başlangıç noktası. Vektörün ucu burası. Bu vektör ucunun önce x, sonra y, sonra z'deki iz düşümlerine bakacağız. Şimdi p vektörün x'teki iz düşümü nedir? Eksi 5. Y'deki eksi 4. Z'deki artı 3. Yani z eksenini nerede kesmiş? Artı 3'te. Y ekseni nerede kesmiş? Eksi 4'te. X ekseni nerede kesmiş? Eksi 5'te. P vektörünü yazarken önce x, sonra y, sonra da z değerini yazmamız gerekiyor. Buna göre yazacak olursak P eşittir. X değeri eksi 5, y değeri eksi 4, z değeri de 3 olacak. Buna göre cevap Adana oluyor. Evet gençler, bugünkü dersimiz bu kadar. Bugünkü dersimizde vektörlere başlangıç yapmış olduk. Vektörlerin ne olduğunu, temel özelliklerin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olduk. Daha sonra vektörlerin bu özelliklerini kullanarak vektörlerle ilgili işlem yapmasını ve daha sonraki konularda nasıl kullanılacağını öğrenmiş olacağız. Bugünlük dersimiz bu kadar. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın. Fizikle kalın. Görüşmek üzere gençler.